Şimdi nerede kalmıştık? Evet, Gamze ve Hulusi de kesin bana oy verir. Beni yazdın mı? Herhalde yani en başa. Etti 4. Sence Özge bu kadar oy alabilir mi? Rama ona yardım ettiğine göre bence bu sayıyı geçecektir. O halde bir seçim kampanyası yürütmem gerekiyor. Şimdi onlar bilgisayar, cep telefonu, televizyon falan dağıtırlar. Benim de buna karşılık neler yapacağıma dair somut öneriler sunmam gerekiyor. Evet, derslerin süresi azalacak, teneffüslerin süresi de artacak. Bilgisayar laboratuvarında oyun oynamak serbest olacak. Sonra kantinde hamburger ve gazoz fiyatlarını düşüreceğim. İyi de bunları yapmana imkan yok. Biliyorsun değil mi? Sanki siyasetçiler her vaat ettiklerini yapıyorlar da. Bu işin kuralı böyle kızım. Oyları topluyorlar, sonra hiçbir şey yaptıkları yok. Ya ne yapıyorsunuz burada? Aşağıda canım sıkıldı benim. Öğrenci temsilcisi seçiminde seni nasıl bozguna uğratacağımı planlıyordum. Şaka gibi. Hiç şansın yok Emre. Senin yerinde olsam adaylıktan çekilirdim. Boşuna kendini rezil etme. Ya gıcık ne geldin? Gitsene odamızdan. Evet. Anneciğim, yakında okulda öğrenci temsilcisi oluyorum. Aferin benim akıllı kızıma. Seninle gurur duyuyorum. Zaten benim kızıma da bu yakışır. Daha belli değil bir kere. Seçim olacak. Ben de adayım. Ne? Sen de mi adaysın? Özge'nin karşısında ne şansın olabilir ki? Boşuna konuk olma bence Emre. İkiniz de gıcıksınız. Yatılı okulu boyladığınızda kimin gıcık olduğunu göreceğiz hep beraber. Seni küçüksün. Seni babama söyleyeceğim. Söyle de Matkuş'u huzur evine gönderivereyim. Yürüyor mu? Evet. Görürsün, seni babama söyleyeceğim işte. Oh. Çocuklar nereye? Odamıza. Evet. Aa, cicişler, ne güzel sohbet ediyorduk ama. Maşallah. Kahvelerinizi yapayım mı evladım? Zahmet olacak. Makbuş Nana nerede? Arkadaşına gitti evladım. Aa, sümüklü köylü kızı kendine bir de arkadaş mı edinmiş? İyi de İstanbul'da hiç bilmiyor. Ya kaybolursa? Hakan, sen beni sinir etmek için mi böyle davranıyorsun? Neden? Aa, koca kız, ne yaparsa yapsın sana ne? Ama hayatım, sonuçta o da bizimle yaşıyor. Sabah da iyi görünmüyordu. Merak etmek suç mu? Suç. O kızın hayatımızdan çıkıp gitmesini istiyorum. Yine başlama Simge. Uf. Üf gıcık. Yine başladık. Buyurun. Cadı Simge sahnelerde. Bundan çekeceğimiz var bizim. Nana bir an önce gelse bari. O varken bize bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Babamla Nana'yla artık ilgilenmiyor diye. Nana da bizimle kalmak istemezse. Ya geri gelmezse? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Buraya geldiğime çok memnunum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum Kulina. Senin sayende çok teşekkür ederim. Aa, deli kız. Ne güzel güldük, eğlendik işte. Bana da iyi geldi. Kulina, beni merak etmeye başlamışlardır. Haklısın Nana, hadi git. Nana, hı? İnsan olmak böyle bir şey. Artık onların hissettiği duyguları daha fazla hissetmeye başlayacaksın. Bazı duygular sana çok çok acı verebilir ama buna alışmalısın. Güle güle, bol şans Nana. Şaşkın şey, kim bilir seni daha neler neler bekliyor. Ama kime? Merhaba. Oh, Nana, Nana, Nana. Aşkım, canım benim. Döndün demek. Aa, durun çocuklar, sakin olun. Tabii ki döndüm. Yoksa bir şüpheniz mi vardı? Nana, ne olur bizi hiç bırakma. Simge bize yine çok kötü davranmaya başladı. Bizi yatılı okula döndürecek. Ay, üzülmeyin. Ben buradayım. Size hiçbir şey yapamaz. Aa, sen ne zaman geldin? Hiç görmedik. Senin de her altı görmem mi gerekiyor? Ya saçmalamayın. Bu işte bir gariplik var. Evet. Ben aslında yarasaya dönüşüp uçarak camdan geldim. Aman çok komik. Koş koş, anneni yetiştir. İyi geceler.
İyi geceler hayatım. Yarın görüşürüz. İyi geceler Özge. İyi geceler. Mahpuş, bu kız nerede kaldı? Belki arkadaşımda kalırım, merak etmeyin demişti. Kimmiş bu arkadaşın? Vallahi ne bileyim evladım. Morali pek bozuktu, biliyorsun ya. Hiç üzerine gitmedim ben de. Biraz rahat bırakın. Hadi bakalım. İyi geceler. Gel. İyi geceler. İyi geceler. Yanına ya, şu Özge'yi bir seferlik kurbağaya çevirsene ya. Bugün beni çok sinir etti. Simge'yi de. Biri anne kurbağa olsun, öteki de yavru kurbağa. Sizi yumuracaklar sizi. Hadi bakalım, uyuyun artık. Ben de Makmuş'a geldiğimi haber vereyim de merak etmesin bari. Tamam? Peki. Hadi uyulanmayayım. Ne düşünüyorsun? Seçim çalışmalarımda neler yapabileceğimi. Kesinlikle Özge başkan olmamalı. Aa! Ha? Sen ne zaman geldiğini hiç görmedim. Anahtarım vardı. Kimseyi rahatsız etmeden gireyim dedim. Nana, iyi misin? Çok iyiyim. İyi. İyi o zaman. Peki. Sabah iyi değildin ya. Ben şey yaptım. Ne yaptın? İyisin yani. Hem de çok çok iyiyim. Özel bir nedeni var mı? Yani bu kadar iyi olmanın. Var. Nedenini söylemek zorunda mıyım? Yok. Arkadaşına gitmişsin öyle mi? Nasıl bir arkadaş bu? Duygulu, romantik, kadın ruhundan anlayan ve ne istediğini bilen biri. İyi. 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 Kızım, o duyduklarım neydi öyle? Bana ne? Biraz da o depresyona girsin. Cadı seni. Bakıyorum oyuncak mahallesine gitmek sana iyi geldi. Gözlerinin içi gülüyor. Ben bakarım. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın cicişler. Kahvaltı yaptınız mı? Gelsenize. Biz yaptık hayatım. Sizin de bittiyse hadi çıkalım. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Nana nasıl geçti arkadaşınla gece? Çok iyi. Nana çok mutlu. Son derece romantik bir akşam geçirmiş. Ne? Erkek arkadaşınla mı beraberdin yoksa? Evet, ne oldu? Olamaz mı yani? Şaka gibi. Hayır canım, şaka değil, gerçek. Kızım neden öyle diyorsun? Nana daha çok genç. Tembel ayağı da düzgün sayılır. Erkek arkadaş olması çok normal. Güle güle. Sizin neden mi? Hayır, bir prens. Prens mi? Bildiğimiz prens yani. Bilmediğiniz prens de mi var? Basbayağı prens işte. Hakan, duydun mu, bir prensmiş. Ama inan, senin için çok sevindim. Kim olursa olsun. Zaten o senin gönlünün prensi değil mi? Hadi bakalım, yakın zamanda yüzüklerini takarız inşallah. Hadi Simge, geç kalıyoruz. Prensi. Küçük. Kızım, aklından zorun mu var? Nereden çıktı bu prens hikayesi? Ne bileyim. Hakan'ı sinir etmek istedim. Simge'ye yaradı. Nasıl da dalga geçti, gördün mü? Prensa. Deli kız. Sizlerden biri sizin öğrenci temsilcisi adayınız Özge Selçuk. Buna inanamıyorum. Şunlara baksanıza. Boş ver. Yok, daha neler. Gelin. Koşun şuna vatandaş. Bir şey yani, çocuklar koşun. Gelin, seçmen adayınız Özge Boncuk'un Özge Selçuk'un sizin için vereceği muhteşem hediyeleri alın. Buyurun, çekinmeyin ya. Alın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacağım? Seçim kampanyamı yürütüyorum, görmüyor musun? Hayır, rüşvet
hayvanların hallerini etkiliyorsun. Evet. Sizin de gücünüz varsa siz de yapın, ne yapalım? Ramo, bunların hepsinin parasını sen verdin değil mi? Bravo yani. Öğretmenim, öğretmenim. Görüyor musunuz? Özge seçim için rüşvet dağıtıyor. Özge, neler oluyor burada? Abartıyor öğretmenim. Millete arkadaşlarıma hizmet veriyorum burada öğretmenim. Alan var, alamayan var. Öyle değil mi? Özgeciğim, doğrusunu istersen bunu pek adil bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama öğretmenim, her seçim kampanyasında oluyor böyle şeyler. Yine de söyleyeyim, bu çok doğru bir şey değil. Çocuklar, her gördüğünüz örnek doğru bir örnek değildir. Bir iki olacak sadece öğretmenim. Peki ama sadece bu sefer bu. Bir daha sefere kesinlikle olmasın. Yağmurcu, biz sen misin? Çok sinirsin. Ya, gıcık. Ama dur bakalım Özge Hanım. Daha son kozumu oynamadım. Bakalım ne olacak? Hadi be Hulusi, nerede kaldın? Yağmur. Bu resim okulu yarışmasına katılacakmış. Getirdin mi? Evet. Biliyorum. Ay, takaların çok tatlıymış. Emre, ne yapacaksın bu kamerayla? Anlatacağım. Bak, öncelikle senden Özge'yi uyalamanı istiyorum ki bu kamerayı güzel bir yere yerleştireyim. İyi ama ben çok heyecanlanırım. Ya korkma canım, masadan gizli planları çalmıyorsun. Alt tarafı Özge'ye uyalayacaksın. Sonra da onların dağıttıkları oyuncaklardan isteyeceksin, tamam mı? Tamam. Ben gizlendikten sonra çalan onları. Tamam. Sence Özge'nin yaptığı doğru mu? Rüşvetle oyları etkilemeye çalışıyor. Bence kazanamayacak zaten. Özge! Bir şey söyleyeceğim, bir bakar mısınız? Ne var, ne istiyorsun? Bence sen de... Ya niye bir ayağını çağırıyorsun bakayım? Öyle değil mi? Dağıttığınız oyuncaklar çok güzelmiş. Ben de alabilir miyim bir tane? Bizimkiler görmeden. Şaka gibi. Nasılsa sen Emre'ye oy vereceksin. Neden sana oyuncak verip ziyan edeyim? Salak mıyım ben? Ama ben sana oy vereceğim. Emre'nin hiç şansı yok nasılsa. Öyle mi? Ya o zaman alabilirsin tabii. Gel benimle. Buyur. Oylarım gittikçe artıyor. Bu gidişle Emre bile bana oy verecek. Hangisini istiyorsun? Bunu. Al. Gel arkadaş, gel ya. Gelin. Şu muhteşem hediyeler sizin olsun. Değil mi? Özge Selçuk'uma oy verin ya. Oy verin. Gelin ya, gelin. Abartma. Çok güzeller değil mi bancığım bunlar? Ne yaptın, neden söylemiyorsun Emre? Bak, oyunu bana vereceksin, tamam mı? Merak etmeyin, her şeyi öğreneceksiniz. Çok iyi beraber bancığım. Çok eğleneceğiz. Oyunu bana vereceksin ama. Unutma, tamam? Özge'yi tanıyorsan beni asla yanıltmayacaktır. Baya maskafetik ama değdi bancığın. Evet, ama bu sensörleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Yine de giden paraları acıyorum. Boş ver ya, canın sağ olsun. O parayı kendime harcasaydım neler alırdım, düşünsene. Bu şapşaları vermek ne kadar da acı. Hele bir seçileyim. Öyle kurallar getireceğim ki hepsini muma çevireceğim. Sen yaparsın bancığın. Gelin arkadaşlar, gelin. Öğrenci temsilcisi adayı Özge Selçuk'un gerçek yüzünü bu filmde göreceksiniz. Gelin. Ne tür yalanlar söylediğini ve sizlerle ilgili gerçek duygularını öğreneceksiniz. Ben ve ekibim müthiş bir araştırmacı gazetecilik örneği olan bu çalışmayı büyük tehlikeleri göze alarak hazırladık. Az sonra 5A sınıfında gösterimde. Eminim kocaman bir saçmalıktır. Evet. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Tabii. Emre, bu bir çamur atma kampanyası olmasın sakın. Olur mu öğretmenim? Ben de kendi yöntemimle çalışıyorum. Tamamen gerçeklere dayanan bir film. Öyle mi? Ben de merak ettim şimdi. Emre Bey, gör bakalım kim kazanıyor. Kesin sen kazanacaksın bacıkın. Anla tabii bir, ki ben şıkka kazanacağım. Başka ben. Kim kazanabilir? Kıza çeneni. Kesin sen kazanacaksın. Unutma ama, oyunu bana vereceksin, tamam mı? Bayağı masraf ettik ama değil mi bacık? Evet. Ama bu sensörleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Şuna bak ya, sersem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yüzüne sersem. Burayı kendim artı sadece neler alırdım, düşünsene. Bu şapşalara vermek ne kadar da acı. Şapşal ha? Görürsün sen şapşalı. Elimi seçilip öyle kurallar getireceğim ki hepsini mama çevireceğim. Sen de bunu vermeyeceğim. Evet, neler neler demiş ya. Nasıl
nasıl böyle şeyler yapabilir? Evet, insan böyle şeyler yapabilir. Bu yaptığın çok ayıp Özgür. Utanmamız gerçekten. Bunlar biz değiliz. Ya bunlar fotoğraf. Bu kız ben değilim. Ya buna kediler bile inanmaz Özgür. Boşuna çırpınma. Gerçek bunu herkes gördü. Adaletten çekil artık. Özgeciğim ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Nasıl bize hakaret etti? Bize şapşal dedi. Utanmadı. Ya bize şapşal dedi. İnanamıyorum çok ya. Çok hakaret etti. Nasıl inanamıyorum? Arkadaşlar inanın bize ne olur ya. Arkadaşlar bir dakika. Eğer ben seçilirsem her zaman sizlere karşı açık olacağım. Ve her zaman gerçekleri böyle gözler önüne sereceğim. Bravo ya. Arkadaşlar yanlış anladın. Nasıl hakikaten ya? Yapmayın ya. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın ya. Yok. Ay yap. Bunu ödeyeceksin Emre. Ay ay. Boncukum dur. Sizlere asla yalan söylemeyeceğim. Tepeden bakmayacağım. Bu da havaya girdi. Oyununa herkes değişiyor işte. Derslerin süresi azalacak. Teneffüslerin süresi ise artacak. Bravo! Bravo! Kantinde hamburgerleri. Ay deli olacağım. Bu Sergis'in mendili. Ama nasıl olur? Kulina, Kulina, Kulina. Ne oldu? Her yere baktık yüce Kulina. Ama yok. Burada olduğuna emin misiniz? Bunu kim bırakmış olabilir o zaman şaşkaloz? Yürü şoker, yürü. Gitmesene. Fena olur ha. Yürü hadi, yürü. Bak gitmesene be. Sus. Fena olacak ha. Sus. Yine ne oldu? Bu mendille ilgili bir şey biliyor olabilir misin? Yo. Bana yalan söyleme. Bu Prens Sergis'in mendili. Onu gördün mü? Yo. Tutun şunu. Oturtun. Bırakın beni. Sus. Bırakın beni. Otur. Otur. Bıraksana kuşum. Hayır, içmem. Doğru söyleme, iksiri işimize yarayacak bilgi. Tutun elini. Bırakın beni. Yut bakayım. Şöyle. Terbiyesiz. Söyle bakalım, Prens Sergis'i gördün mü? Evet. Ona ne yaptı? Sergis'in bebeğini görünce aldım. Onu bedene kavuşturup dünyaya ananın yanına gönderdim. Şimdi orada her şey karma karışık. Ay! Çabuk götürün şunu, gözüm görmesin. Çabuk. Yürü. Çabuk. Yürü. Yürü. Bilgin. Yürü. O saç çıkartma iksirini de ben içtim ha. Gevezelik yapma, yürü. Ben seninle ne yapacağım Sergis? Neden böyle yapıyorsun? Ya kimsenin beni zorla tuttuğu yok. Asil prenses. Senin o kötü kalpli Kulina'nın yaptığı iksirin etkisi altında olduğunu biliyorum. Onun için böyle söylüyorsun. Ama merak etme, seni kurtaracağım. Ya ne diyorsun sen? Şoker bana her şeyi anlattı. Şimdi her şeyi anlıyorum. O kadar kızdı ki buraya bile gelmedi. Sonunda kim seçildi? Kim olacak tabii ki ben. Aferin benim kokarcama. Ay, nerede kaldı bu kız? Başına bir iş almasa bari. Ay Makbuş, bu nana nerede? Sihirli ekrandan bir türlü ulaşamıyorum ona. Hakan'ın ofisine gitti. Bugün buraya prens kılıklı biri geldi mi? Geldi ya. Yanında da soytarı gibi bir şey vardı. Pütür müydü, neydi adı? Ay Makbuş, şu kendine bir şeyler karıştırmış. Sergis'in oyuncağını canlandırmış. Ben tahmin etmiştim ama. Aa evet. Oyuncağını Nana'ya ben vermiştim. Sen tamam. Mutfağa gir. Hakan'la Simge tamam. Yanında olabilir. Neden anlamak istemiyorsun? Böyle bir şey yok diyorum. Şoker yalancının teki. Benim burada olmamı istemiyor. Bunun için o kadar çok şey yaptı ki. Sevgili prensesim, seni anlıyorum. Kulina denen cadının iksirinin etkisi altındasın. Ama ne pahasına olursa olsun seni kurtaracağım. Of Sergis, böyle bir şey yok. Ben iyiyim. Yüce efendim, isterseniz onu götürelim. Yapacak başka bir şey yok. Korkarım öyle olacak. Hadi o zaman. Ne? Efendim? Ne? Hadi. Bırak! Bırak beni! Bırak! Gidin aşağıya! Bıraksana! Bıraksanıza! Bırak! 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 Bakın, yumruklarımı
Bunlar ortaya çıkma zamanı geldi. Hemen bırakın onu. Kulina. Bana bak Bütür, ne diyorsam onu yap. Bırak onu, yoksa seni kertenkeleye çeviririm. Gerçi daha güzel olacağın için bu sana ceza olmaz ama neyse. Demek bizi ayırmaya o kadar niyetlisin ki buralara kadar geldin. Senin bu kadar kötü kalpli olduğunu bilmezdim. Saçmalama. Şoker'e nasıl inanırsın? Nana doğru söylüyor. Burada olmayı kendi istedi. Evet. Yeter, sus. Zehirli yalanlarınla beni kandıramazsın. Büyük bir hata yapıyorsun. Gel şöyle. Gel. Konuşma da kendini savun. Kulina dikkat et. Kulina. Ne lafı anlamaz adammısın sen? Kolla kendini. Beni yendin. İstediğim sana zarar vermek değil, gerçekleri görmen. Anla artık. Göreceğimi gördüm. Hayır! Hayır! Demek Kulina'yı bu kadar çok seviyorsun ha? Her şeyden çok. Şimdi Şoker'in yalan söylediğine inandın mı? Evet. Ah, Şoker'e nasıl inanırsın? Ama bunun hesabını verecek. Beni bağışlayın. Peki Nana, Şoker senin bana aşık olduğunu söyledi. O da mı yalandı? Sergiz, seni seviyorum ama sadece bir arkadaş olarak. Anlıyorum. Asma suratını. Sen harika bir oyuncaksın. Gerçek bir prenssin. Birçok kızın rüyalarını süsleyecek cinsten. Ama ben... Anlıyorum. Kalbim bir başkasına ait. Hadi bakalım, gidiyoruz. Kulina, sadece son bir rica. İzin ver Nana'yla biraz daha kalayım. Benim için sorun değil. Hakan'ı biraz daha delirtmiş olurum. Ay, anladım. Kadın olmayı öğreniyorsun. Fazla geç kalmayın ama. Ha? Tamam. Dışarıya çıkalım. Bana biraz dünyayı gezdirirsin. Tamam ama... Haklısın. Hemen.